Dostlar hepinize selamlar. Hepinize hoş geldiniz efendim. Yepyeni bir Project Zomboid bölümüyle sizlerin karşısındayım. Ve Project Zomboid'de hayatta kalma serüvenimiz devam ediyor efendim. Dördüncü Samet'le oynuyoruz. Artık ilk üç Samet ne yazık ki naneyi yedi. Ve abi biraz dinlenip arabayı öyle mi boşaltalım? Direkt uyuyup uyandıktan sonra mı boşaltalım arabayı bilemedim. Sevgili dostlar, en son geçtiğimiz bölümlerde biz öldüğümüz yere gittik. Daha doğrusu 3. Samet'in öldüğü yere doğru gittik. Burası görmüş olduğunuz gibi bizim safe house'umuz. Ve kırmızı nokta benmişim, şükürler olsun ki. Safe house'un önünü falan kapattık. Buraya herhangi bir şekilde zombi gelemiyor. Biz buradan çıkıp yol üzerinde ne var ne yoksa lootladık. Hatta yanlış bilmiyorsam şayet buraların ilerisinde yer alan depolama alanlarını da lootladık. Hatta fazla balta bulamadık, bir şeyler oldu böyle. Garip grip şeyler oldu. Burası şehrin iç kısmı olmadığı için aslında oldukça rahat bir konumdayız ve açıkçası şu an durumumuz baya baya iyi. Yani minik bir su deposu yapmayı düşünmüyorsak şayet hiçbir şey için çabalamamıza çok gerek yok. Şöyle yapalım bu arada. Minik bir su deposundan kastım yağmur toplayıcı fıçı falan lazım. Yani er geç elektrikler kesilecek. Çok az bir zaman kaldı elektriklerin kesilmesine. Bu karakterle de dördüncü günümüz. Yani yaklaşık oyunda toplamda bütün sametlerin toplamı ne kadar yapıyor abi? Bütün sametlerin toplamı bir 15-20 gün falan yapıyordur. An meselesi yani elektriklerin kesilmesi. Bak, tekel çiftel silahları şöyle ayarladık. Bayağı silahın malzemen falan da var. Okunacak malzemeleri de buraya almışız. Peki dolabı bir ecza dolabı haline çevirebilir miyim? İlerleyen zamanlarda belki. Tam bir tane sandık daha yapmayacağım. Ve şunları yerleştirip yatıp uyuyacağım. Karaktere kilo verdirmeye çalışıyoruz dostlar bu arada. Hem de acayip bir şekilde kilo vermesi gerekiyor. Çok güçlü. Ama fitness'ı biraz düşük. Bu arada YouTube'dan izleyenler, beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri serinin devamı için çok önemli. Tamamdır. Sigarasını içti. Şöyle bir uyu bakalım. Şekilsiz ve şişman debufflarını yendikten sonra bence rahat edeceğiz. Tam bir tane kurutulmuş et yedik. En azından bu bizim açlıktan kırılmamızı engeller. Kapının önünde bu arada jeneratör ve şey var. Oğlum zıpla şuradan. Kapının önünde jeneratör ve damacana var. Bir damacana su getirdim, evet. Şunları bir alalım. Bak, bayağı malzeme lootladık. Yangın söndürücü tüpü niye aldım ben de bilmiyorum. Dedim herhalde iş yapar. Yani kuvvetle muhtemel iş yapar. Şimdi sabah böyle sakin aldığım lootu bir yerleştirmek istiyorum. Burada kalaslar falan vardı. Buralık bir şey yok. Burası kıyafetler için. Ki kıyafetim falan var mı burada? Yok, kıyafetim yok. Şimdi burası çifterler için. Kar küreği çifter kullanılabilecek bir silah. Ardından diğerleri job, İngiliz anahtarı, çekiç, tornavida. Ben yakın dövüş silahı ağırlıklı oynuyorum sevgili dostlar. Daha rahat hissettiriyor. Hani herhangi bir şekilde etrafıma zombilerin doluşmayacağını biliyorum ve bu bana daha rahat hissettiriyor dediğim gibi. Dikiş kiti olayını biraz abartmışız sanki. Bununla beraber çakmak buraya mı konuyormuş? Bence çakmağı buraya koymayalım.
Şimdi çivi kutusu, koli bandı, halat, ahşap tutkalı bunlar aşağıda. Çakmak ve pil de orada. Aynı zamanda çöp poşeti de orada. Güzel. Ya konserve yemekler falan her şey duruyor yerli yerinde. Abi düzenli güzel bir envanterim var. Bu benim hoşuma gidiyor. Mantar çorbasını attın eve. Meksika fasulyesi sebzelerin olduğu reyonda. Yani şu orta kutu. Ayrıca geri kalanı gazete, dergi falan. Onlar da şuradaki büyük sandığa. Şimdi bizim bir sağlık kutumuz yok abi. Biz sağlık kiti sayılabilecek kutuya sahip değiliz. O yüzden aslına bakarsanız böyle bütün sağlık malzemelerini buraya atacağım. Tamam mı? Çok ağır gezmeye gerek yok. Sağlık malzemelerini bu küçük çantalara doldururuz. Örneğin 4 tane bandaj. Bandaj alınmalı. Bir ağrı kesici alınmalı. Beta blocker'a gerek yok. Ateşli silah kullanmıyorum. Yani o yüzden paniklemesi ya da paniklememesi önemli değil. Sakin kalması önemli değil. Alkollü mendil alalım. Tamam, burası yeterli. Ağrılarımız için ağrı kesici var. Yaramızı saracak bandajımız var. Vitaminimiz var. Bir tane de uyku ilacı taşısak yeter yanımızda. Arkadaki çantamız boşta kalsın. Oraya da bir şeyler doldururuz ileride. Yaptığım loot'u yerleştiriyorum da. Eczane gibi bir yere gidip sağlık malzemesi arayabiliriz. Ama dediğim gibi zaten hani elimde fazla malzeme var. Ben ikinci arabayı alacaktım. Niye böyle deli dana gibi dolanıyorum ki? Ben ikinci arabayı alacaktım. Sağ arka koltuktakileri de şöyle bir alalım. Abi kova çok iyi bu arada. Yani kovaya gerçekten iyi şey yapılır. 7,5 kilo ağırlık kaldı. Onları da bir alıver. Her şeyi tek de almış olalım. Biraz ağır olacak ama benzinliğe gitmeden buldum benzini bu arada. Hadi ya. Hah, nihayet. Aslanım benim. Biraz ağır yük taşıdığı için yamuluyor ama halledersin be abi. Şimdi ceketi şuraya koydun. Ondan sonra kullanmadığın kıyafet burada değil. Şortu buraya koydun. Spor çanta falan içeri konulacak. Ve yangın söndürücü. Burada genel anlamda fark etmişsinizdir. Faydalı materyaller var. Koli bandı, hasır ip, bant. Aha da iki çakmak da burada. Kovayı en son dolduralım ya. Şimdi buraya bir levyeyi koy. Yukarıya boru anahtarını koy. Testere, tornavida, çivi, bir tane çakmak, sigara, tükenmez kalem falan onlar burada. Kovayı suyla dolduracaksın en son. Yo, ahşap balta buraya değil. İkinci ahşap balta aşağıya. Halayla falan birlikte. Arabayı almaya gideceğim bu arada bugün. Şu lootları yerleştirdikten sonra hedeflerimden biri bu. Aslında arabayı almaya boş benzin bidonlarıyla gitsem. Gidip o büyük arabayı alsam ve bir tur benzinliği mi lootlasam, onu düşünüyorum böyle bir yandan. Hani bu tur benzinliği lootlama hoş olabilir. Bütün boş benzin bidonlarını yanıma alırım. Hoş olabilir yani. Abi gazete, dergi. Bunlar sandıkta. Yara bandı, alkollü mendil. Bunlar buraya.
Piller buraya. Granola bari buraya. Tamam, et türü konserveleri en alta. Patates, mısır, bezelye, sebzeleri ortaya, meyveler en yukarı. Süt ve çorba da dolaba. Tamam, son olarak kovaya su doldurup buraya koymamız yeterli. Ses efektlerini güzel yapmışlar. Ses efektlerini cidden güzel yapmışlar. Ama bizim var ya, su depolayacak daha çok fazla şey yapmamız lazım. Tamam, şimdi hemen elimize bir benzin bidonu alalım. Şu ikisini ver bana. Hatta üçünü ver. Birini bizim arabaya dolduracağım. Diğeriyle öteki arabayı almaya gideceğim. Benzin ekle. Aman. Hepsini ekle dedim. Bizim arabanın deposu doldu anladığım kadarıyla. Şu iki benzin bidonunu götürür koyarız. Bitti gitti. Okey, bu arabanın yakıtı full. Ben boş benzin bidonlarını da alıp benzinliğe gideyim ya. Tabii benzinliğin orası ağzına kadar zombi dolu olacak ama. Hadi bakalım. Bizimkinin açlığı böyle biraz ağır mı bastırıyor acaba? Evet, köpek maması yemesek daha iyi sanki. Değil mi? Köpek maması ve margarin. Yolda giderken illa bir şey buluruz ya. Ey, niye iki çekiç var elimizde? At birinin üstüne dursun ya. Evde çekiç bol. Şimdi eve kadar gidesim gelmedi. Çok fazla koşmayalım. Karakterin ciğeri şişmesin. Fitness'ımız şey ya. Düşük. Ah, şişti ciğeri. Şu konteyner evlerden birine gidelim. Arabayı almaya doğru geçerken. Şu 100 birim sigaranın da aslında bir kısmını envantere koysak iyi olur da hepsinin ağırlığı 1 kilo bile yapmıyor. Hardalın taze olup olmama durumu var mı? Bari öteki eve doğru gidelim. Abi senin ciğer çabuk yoruluyor ya. Yani bir şey değil, baltayı savuramayacağız.
Loot yapabilecek durumda değilim bu arada. Keşke loot yapabilecek durumda olsaydım. İlla ki evlerin buzdolaplarında yiyecek bir şeyler bırakmışımdır. Şu boş benzin bidonlarını da çalıştıracağımız arabaya yükledik mi? Gerisi güzel. Halledilecek de. Ağrı kesici. Abi teşekkürler. Öldürdüğüm zombilerin de üstüne bakıyorum özellikle ki bir sorun olmasın diye. Bir tanesi Şerif galiba. Teşekkürler. Alacağımız araba aham da bu. Çanta çok fazla sağa sola oynuyor gibi ya. Anahtarı var bunun. Lan. Aa, sigara vardı üstünde. Ben bu semti daha önce temizlememe rağmen... Ne bu zombi ya? Tenteyi at. Koruyucu gözlüğü at. Boş benzin bidonlarını yerleştir. Abi 120 kilo kapasitesi var. Hiç böyle kitap lootlamıyorum ama kitap dergi. Gerek görmediğim için. Sevgili Riterelli Kirpi 9. ayında selamlar babuş nasılsın demiş. İyiyim teşekkür ederim, sen nasılsın? Anda taze pırasa. 3-5 bir şey bırakmışız demek ki burada. 9. ayın kutlu olsun, çok teşekkür ederim bu arada. Tamam, karakter sigarasını içti. Karakterin keyfi keka. Su şişesini doldur. Kendini yıka. Keyfi pek keka değil gibi. Eksi yemeye devam ediyor. Bir de benim marangozluğu seviye 4 yapmam lazım ya. Oteldeki bütün her şeyi söktük mü ne yaptık hatırlamıyorum ki. Hadi gidelim buradan. Kapıları kilitle. Hız şeytanı var bir de benim özelliklerde. Buralarda oyun kasıyor birader. Araba nasıl ön kaldırdı onu hayret ediyor. Buralarda jeneratör vardı. Hani bir şey için uğraşacaksak. O şey benzinlik olsun bari ya. Benzinliğin yolunu biliyorum bu arada.
Burayı bir lootlayalım madem ya. Tam park yerine park edeyim, ayıplarlar sonra. Burası bana daha sakin gözüktü diğerlerine nazaran. Smoky bar restoran, yani yemek buluruz, sigara buluruz, alkol buluruz. Ve bunları bulmaya bir itirazım olmaz. Mahalle neydi öyle ya? Hızlıca bakıyorum şeylere. Artı bir atiklik. Aa, bunlar yoldan gelenler. Üf. İşte şar yorgun olmadığında böyle oluyor demek ki. Atikliği falan da arttı. İyi savuruyor ha. Dördüncü Samet'in ömrü uzun olur inşallah. Gazoz şişesine su da doldururuz. Kırdın camı, muradına erdin değil mi? İlla o camı kıracak. Allah, ileride ne var ne yok bilmiyorum da. Birader, zombi sesi duyuyorum burada. Ama nerede? Lan ödümü kopardın lan. Dur, şurayı kapatayım da. Ha siktir oradan ya. Isırmadın da bana ne olur. Ağır kesik kan kaybı, tamam. Alkollü mendille dezenfekte et. Ya birader, bu arada yani gerçekten o açı, hani perspektif ayarlayamıyorsun, şey yapamıyorsun. Çelik yeleğe rağmen mi yani? Tam çelik yeleğe rağmen dişleriyle çelik yeleği yırttı, öyle mi? Gerçekten çok iyi. Sirke yemeklere katılıyor mudur? Muhtemelen katılıyordur. Normalde tabii ki yemeklere katıldığını biliyorum da oyunu kastediyorum bu arada. Abi çok üzücü ya. Gerçekten çok üzücü yani. Bak 10. bölümdeyiz. 10 saattir imanım gevredi. Unu almıyorum abi. Ekmek yapmayı bilmiyorum çünkü. Öğrenebileceğimi de zannetmiyorum. Ya da zahmetli işlere girişmiyorum diyeyim. Gravy karışımı. Ama sirkane her türlü, ne bileyim, yemeğe dökülür, salataya dökülür. Desme lahana çürümeye yüz tutmuş. Buranın nasıl loot'u burada. Aynen, buranın nasıl loot'u burada abi. Cam bardak, plastik bardak. Salatalık turşusu, gazoz, fıstık. Yersin bunları. Viski, kutu bira, bira, kırmızı şarap. Abi su depolamak için elbette ki plastik bardak kullanmayacağım. Yan bardak, kadeh. Bu arada alkollü ürünler bildiğim kadarıyla çok aşırı kalorili. Yani şey yapmak için, karaktere kilo aldırmak için
bol bol bunları içmek yeterli diye hatırlıyorum. Yani sanki beni o şekilde uyarmıştı arkadaşlar. Tam en azından yani içecek olarak bir miktar loot yapmış olduk ama değdi mi? Yani ısırılmadığım için mutluyum ama hani demek ki o bakış açısına, perspektife gerçekten dikkat etmek gerekiyor ya. İşin tuvalet kısmı. Boş kalsa o şişesine de su doldururum. Hatta doldurdum. Ve su halinde bekletiyorum. Kendini bir yıka, giysiler eve gidince. Gerçi ısırıktan falan da ölme ihtimali var da düşük bir ihtimal diyebiliyorum. Tam güzel bir alanmış. Burası da ayrı bir yere açılıyor. Herhalde bar sahibinin kaldığı yer ya. Bunları arabanın arka bagajına koymaya gerek var mı? Şunları var ya, bagaja dizerken gelip biri ısıracak böyle, biri bir sobeleyecek. Orada oturup böyle ağıt yakacağım. Bir de seslerini duyuyorum. İlginç bir şekilde. Yedek kıyafet de alırım. Diyorum ya, sesleri geliyor. Kendilerini görmesi zor. Evde de var aslında bir tane daha şemsiye ama alırım. Elektrikli tele falan aldırış etmiyorum çünkü kullanacağımı zannetmiyorum. Gazete, dergi, yeni başlayanlar için ilk yardım. Gerek yok. O sargı kirli. Ağır kesik. Bandajla. Acaba ağır kesik ya? Yara kendiliğinden mi kavuşacak yoksa dikiş mi lazım? Bandajı yıkar kullanırım bu arada. Bandajı aynı yerine alabilir miyiz? Teşekkürler. Alamıyorum. O zaman bandajlar burada. Alkollü mendil yerine. Portakallı gazoz, meyve suyu. Patlamış mısır için mikrodalga lazım galiba ya. Ve ben hiç mikrodalgalı lootlamadım. Kalsın, patlamış mısırı da almayı vereyim, ne yapayım? Saplı tencereye su doldurulur. Hatta doldur.
geri yerine mi koydu saplı tencereyi? Su dolu saplı tencere çok iyi. Tereyağı. Tereyağı bozuluyor muydu? Yemeklere mi kullanılıyordu sanki? Boş ver tereyağını. Yemeklere kullanılıyordu ve muhtemelen bozuluyordu da. Bozulmuyor da olabilir. Bozulmuyorsa yemeklere az az katarız. Tereyağı bozuluyor muydu? Okey. Ben gidince gene de buzdolabına koyarım da. Tereyağı bozuluyor muydu, bozulmuyor muydu onu hatırlamadım. Normalde bozuluyor. Yani tereyağının da tabii ki bir kullanım ömrü var. Ama şeyden yola çıkarak hani böyle taze ya da stale yazmadığı için dedim herhalde bozulmaz. Tereyağının peki nasıl bir önemi var efendim? Doğal yağ bozulur mu abi? Bozulur tabii canım. Tereyağlarının bir son kullanma tarihi yok mu? Ben mi yanlış biliyorum? Bozulmuyor da olabilir bu arada. Ben bozulur tabii canım dedim ama. Bilmiyorum. Sevgili Mami 100 bit göndermiş. İyileşmiş gibisin abi demiş. Az buçuk şey kaldı ya. Çok teşekkür ederim Mami, sağ olasın. Kesene bereket. Oğlum sen böyle şeyler yapmıyordun. Benzinliğe daha sonra uğruyoruz artık. Bunları bir eve yerleştirmece. Buradaki zombileri ben kaç defa temizledim. Bak buraya geldiğinde lag giriyor oyuna. Dördüncü Samet bile 215 zombi temizlemiş. Niye hala buraya zombi gelip duruyor bilmiyorum. Arkadaşlar benzinliğe gitmeye maçam yemedi diyebiliriz. Bu saatte benzinliğe gidilmez canım. Oğlum ağaçlar rüzgardan mı titriyor lan? Ben boşuna buraya diye bağırdım herhalde. Dur o yara dikilmesi gereken bir yara galiba ya. Evde dikiş kiti var, kendimi bir şuraya atayım da. O yara sanki dikilmesi gereken bir yara gibi. O ağaçların arasında birini gördüm zannettim bu arada. Ruget 19. ayın kutlu olsun tekrardan, sağ olasın. Cerrahi iğne lazım onun için. Dikiş kitindeki normal iğne ipliği saymıyor mu? Güzel, bir tane dikiş kitini alsam. Cerrahi iğneyi ben nereden bulayım ki o zaman? Yaranın kavuşmasını bekleyeceğiz abi. İğne iplik. Bu dikiş seti de cort. Şuraya koyayım, atacağım belli olsun. Sargıyı bir açıyorum 2 dakika. Ağır kesik, geri sar.
Doğru. Yani herif kendine öyle giremez değil mi? Efendim sevgili Ruget, Suneistan'a abonelik hediye diyor. Kesene bereket Ruget, teşekkür ederim. Abonelik hediyen için sağ olasın. Abi kendine ve bütün giysileri bir yıka. Tertemiz. Sevgili Ruget'ten 4 kişiye daha abonelik hediyesi var. Efendim kesenize bereket, teşekkür ediyorum. Ya da bir şey diyeceğim. İplikleri ve iğneyi ayrı lootlamak yerine dikiş kitine geri mi koysaydık acaba ya? Neyse dikiş kitine er geç atarız zaten. Şimdi öncelikle bir şuraya bir pili koyayım. Pil buranın, çöp poşeti buranın. Şemsiye şuranın. El feneriyle beraber. Polibanda aşağının. Hemen tereyağını buzdolabına koydum. Bak, portakallı gazozla meyve suyu buraya. Alkoller de buraya galiba o zaman. Beyaz şarap, kırmızı şarap falan. Bunlar vardı bende. Ben alkolleri nereye koydum ki? Derin dondurucuyu alkollü içecekler için ayırmışım. Ama yetmez ya. Bir de kimi orada kimi burada birader yani. Alkollü içecekler için ayrı bir kutu yapacağım. Bir de şu sigaranın bir kısmını eve bırakalım Allah aşkına. Bu neymiş ya? Sigarasını içti, rahatladı. Konserve yemekleri yerleştiriyorum. Arkadaş var ya hani böyle varlık içerisindeyiz. Tamam mı? Gerçekten varlık içerisindeyiz ve karakterin kilo vermesi gerekiyor ya. Şu şişman debuff'ının gitmesi için. Hiçbir şey yiyemiyorsun yani. Her şeyin var. Ama hiçbir şeye dokunamıyorsun. Çok sinir bozucu ya. Ops, yanlış yer. Bir şey soracağım. Şuradakilerin içindekileri de sandığa koysak ya. İki dakikada. 22 kilo okunacak gazete, kitap, dergim var. Yedek kıyafetler. Diyorum ya herif çelik yeleği parçalayıp şey yaptı ya. Bir tane kalas fazla. Artık benzinliğe dediğim gibi sonra gidilir. Yarın gitmeyi denerim de. Bunlar tuttuğunu koparıyor yani. O yüzden bir endişem de var. Alkoller için sandık. Abi herhalde evden hiç çıkmasam bu malzemelerle 100 gün geçiririm ya. Bir tane kurutulmuş eti ye. Bir de şey yapalım. Şimdi bekle. Sigaraları buraya koyalım. Yarısını al diyelim. Şimdi bir 100 sigara da buraya koy. Bunun yarısını aldı. Tamam. 150 sigara burada, 56 tane sigara üstümde. Çivi kutusunu ayır. Dur, o kadar da değil. Bir tane çivi kutusunu aç. 1 kilo da üstümde çivi taşımış olacağım ama olsun. Marangozluk yeteneğim bir artsa aslında.
Yağmur toplayıcı fıçıları şöyle şuralara kurmanın zamanı. Bak su sebilidir, diğer şeylerdir, jeneratördür. Onlar dışarıda kaldı. Boş benzin bidonları dursun. Hatta diğer benzin bidonlarını da boşaltalım bence. Ve hazır gelmişken çöpe. Kıyafet namına bir şey yok. Şimdi acı sos. Hardal. Kahve. Sevgili Mayısa Kurajima Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Hoş geldin Mayısa Kurajima. Desteğin için teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Abi poşet çayları koyamıyor muyum? Soya sosu falan var ya elimizde. Ne kadar viski, kırmızı şarap, kutu bira, bira şişesi. Bunlar da içecek de bunlar böyle bayağı masraflı içecek. Çok yüksek kalorili olduğunu tahmin ediyorum kendilerinin. Burada bir tane de fıstık var. Çöp poşetine kadar. Abi 39 tane çöp poşeti olmuş. 39 tane. Eğer misal yağmur toplayıcı fıçı inşa edebiliyor olsak tane başı 4 tane gerekiyor. 4 tane yağmur toplayıcı fıçı gerekiyor. 4 poşet gerekiyor. Yaklaşık bir 10 tane falan şey yapabiliyorum. Abi dur sabah olsun işimizi öyle halledelim. Hiç gerek yok karakteri riske atmaya. Bandajı bir değiştirse miydik keşke? Karakterin sakalı çıktı galiba. Ağır enfeksiyon kapmış. Evet abi. Evet abi. Yani sterilize de ettik de şimdi... Dostlar bu karakter gidici mi? Enfeksiyon için ne yapabilirim abi? Sizdeyim. Enfeksiyon var çünkü. Bandajı sterilize yaparsam ve kendini tok tutarsam bir şey olmaz. Ama kilo sorunumuz var. Antibiyotik. Nereden bulacağım antibiyotiği? Biz eşek gibi hastaneye gideceğiz galiba. Hastane ya da eczane. Sağlam ve güzel yemek ye. Ya sağlam güzel yemek yaparız. Orası dert değil de. İlla antibiyotik mi? Tencerede su kaynatıp bandajları sterilize yap. Tamam. Bandajları sterilize edersen geçiyor. Süper. Tamam. Tabii canım ölme ihtimalimin olduğunu ben de biliyorum. Ölme ihtimalimin olduğunu ben de biliyorum canım. Son çare antibiyotik bandajı sterilize etmeyi dene. Ama okey. Normal suyun ısınma olayı var mıydı ya? Ha, sıcak su değil.
Normal su da olsa oluyor. Ama okey, sterilize bandaj. Sargını sök. Sterilize bandajı koy. Tamam ya, alkollü mendille bir kere silince geçti o. Enfeksiyon falan şeymiş yani. Okey. Aa, harbiden ısınması gerekiyor suyun bu arada. Sade suyla olmuyor bak. Isınması gerekiyor. Ama pişmiş ya da pişmemiş falan yazmıyor. Ha, ocakta kaynarken sterilize ediyor bandajları. Anladım. Tamam, şu an bizim bir sorunumuz yok ya. Okey. İyiyiz abi. Ağrı kesicimiz de var, vitaminimiz de var. Alkollü mendille zaten silince kuvvetle muhtemel düzeldi. Ama ben iyi panik yaptım yani. Bir tane fulle değil de bir yarımla dolanalım. Fulü içeri koyalım. Alkollü mendili öyle yapalım. Dezenfektanın falan var yani, en olmadı tabii ki. Sterilize şeyler için ama. Bir de güzel yemek yapıp, güzel bir yemek yiyip öyle gidelim abi. Saat sabahın 6'sı zaten. Abi suyu yere döktüm bu arada. Sonuçta bandaj temizlediğim suyla yemek yapmak çok mantıklı olmazdı, öyle değil mi? Şimdi su dolu tencereyi aldım. Yavaştan yemek yapıp az az yemeye başlayacağım. Ne yapılabilir misal? Bir ton balığı. Ton balığının yanına patates. Mısır da kullanılır. Domates de kullanılır. Fasulye de kullanılır. Bu farklı bir çeşit yahni olacak. Yahni yap. Abi ton balığı koy. Sonra... Bira falan ekleme ya. Domates koy. Mısır koy. Aşırı kalorili bir şey değil mi? Domates de koydu. Ve patates de koydu. Şu açlık giderme muhabbetine baksana. Tuz. Keşke kurutulmuş yemek yeseydik ya. Tamam kardeşim, bana bir kahve yapan mı? Sana zahmet. Tamam. Tuz, karabiber. Salça. Kurutulmuş nohut falan eklemeyeceğim. Yağ. Tereyağı. Üf. Bunu çöpe atarım. Sanki biraz böyle bir kalori bombası oldu gibi ama ne diyorsunuz? Kalori bombası. Ama çeyrek yiyeceğim ya. Çeyrek yiyeceğim abi böyle. Çeyrek 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 çeyrek. Öyle düşünün. Ay. Taze pişmiş konserve ton balıklı sebzeli yahni. Çeyrek çeyrek yiyeceğim ya. Bak tertemiz.
Şimdi bir şey soracağım. Çeyreği zaten 1000 kalori. Yemek 5 kilo. Ya konuşma bir. Doğru, kaseyle yiyebilirdik. Şifa olsun ustam, bir şey olmaz. Çok aç duruyoruz zaten. Şimdi bir şey soracağım size. Ben bu yemeği buzdolabına koyup ısıtıp mı yiyeyim böyle parça parça? En güzeli öyle yapalım ya. Yoksa hani fırında dursa da kafi mi diyecektim de. Yeme ihtiyacımız geldikçe ısıtalım. Efendim, oyun yani hoşunuza giderse izlediğiniz şey, bana kalırsa gayet güzel. Fırında kalırsa bozulur. Abi ben o halde dolaba koyuyorum. Dolapta böyle parça parça yiyeceğiz. Şimdi ben benzinin yolunu tutuyorum ustam. Yemeğimi yedim. Çelik geleğin nasıl ahı gitti, vahı kaldı arkadaş, ben onu anlamadım ki. Bunları sırt çantasına koyalım. Yok yere dadımız kaçmasın şimdi. Şunun deposuna benzin ekleyemiyor musun? Hepsini ekle. Ötekini de ekle. Şimdi boş benzin bidonları burada efendim. Bunların hepsini doldurduğumuzda zaten bir dünya yakıt. Hiç yanıma yemek memek bir şey almadım ama... ...91 kiloyum bu arada. Tam çarı... ...düzeltmeye yanaştık diyebiliriz. Bu arada video ne kadar olmuş, ona bir bakalım. Vallahi Gürkan'ım şey yaparsak diye... ...kilo alırsak diye yedirmiyorum, biliyor musun? O video güzel olmuş süresi aslında ama... ...bir tur daha devam edelim. Efendim, anime zamanında izliyordum, evet. Ya estağfurullah Farazcığım, niye rahatsız edesin? Ya benim anime olarak en sevdiğim Overlord animesiydi. Şahsen Tokyo Ghoul'un yerine... ...Attack on Titan'ı tercih ederim. Şunun... Tüfek var zannettim sırtında. Tüfeği alalım diyecektim. Manga hiç okumadım. Bir de son zamanlarda sadece şeyi izledim ya anime olarak. Record of Ragnarok. Hani Netflix'te ne varsa o. Castlevania. Record of Ragnarok. Bunlar. İçimden bir ses ölüme gidiyorsun diyor ama yok be abi. Food marketi gördüm de oradakiler çoktan bozulmuştur. Oradaki meyve sebze. Burası banka. Benzinlik burada. Dayı biz burada ölür müyüz ya? Yukarıdakiler duruyor. Buradakiler farkına vardı. Karakter gergin. Dur oğlum, gerginlik bir şey yok. Gerginlik bir şey yok. Ana yola çekip çekip keseceğiz. Baltanın durumu nasıl? Baltamızın durumu ne alemde evladım? Var var, kondisyonu var. Kodunu indirirse güzel. Abi sakın.
Ben ateşli silah kullanmıyorum bu arada. O yüzden herifin tüfeği müfeği umurumda değil. Alttan da gelen var, yukarıdan da gelen var. Burası zorlu bir mücadele olacak ya. Herifin bacağına çakmışlar galiba av bıçağı. Abi şaka gibi gameplay'im var ha. Az önce boş konserve kutularının üstümde durmasından rahatsız olup zombinin içine tıktım abi konserve kutularını. Aa çakmak. Okey. Bu gelen ses YouTube'a abone gelmesine sesiydi bu arada. Ana kanala biri abone olduğunda böyle bir ses geliyor. O kurşun geçirmez yeleği giyeceğim. Çünkü benimkinin götü yırtıldı. Benim yeleği yırttılar abi. İkisi de mi ortadan delik la? Şaka mısın? İkisi de aynı galiba. Aa çizgi roman. Arkamız temiz, tamam. Bu öndekileri ufak ufak temizleriz. Abi karakterim çok güçlü dediğim gibi. Tek sorunu fitness yeteneğinin düşük olması. Yorulursa bir o sıkıntı. Onun dışında bizde. Çok ilerilere gitmeyeceğim. Peki. Hem yakıt doldurmayı amaçlıyorum hem benzinliğin içini komple almayı amaçlıyorum. Aslında var ya böyle benzinli güvenli yer yapmaya çalışmak en iyisi gibi ama abi mümkünatı yok ya. Bence benzinlik güvenli yer olmaz. Yani şehrin merkezi olduğu için sürekli buraya zombi getirecektir oyun diye düşünüyorum ben. Lan ellerim terledi arkadaş. Pekala. Ellerine sağlık abim. Kestiğimiz zombi sayısı 246 oldu. Bu benzinlik için çarpışmaya değer. Şükür. Başka birileri daha geliyor. Acık gelmeyin de bir dinleneyim la. Hadi canım oradan ya. Eğimi döndü. Uğraştığımız şeye bak. Deride sıyrık kan kaybı. Sterilize bandajı çak. Abi bak gerçekten bazen bu oyunun eğim almasının anasına karısına küfretmek istiyorum. Gerçekten istiyorum.
Fazla zoom yine oynuyorum ondan dolayı mı acaba? E gözüm görmüyor, ne yapayım? Bir de sürekli ısırılma sesi geliyor ya. Tamam, artık şu benzinliğin ekmeğini yiyip eve dönebilir miyiz? Lütfen daha fazlası gelmeden. Obaray. Aşkım hoş geldin. Vallahi bebeğim, tam dedim ben de ısırılacağız galiba. Gördüm gördüm aşkım, gördüm bebeğim. Oy. Şimdi gördüm. Çete bakmıyordum normalde. Abi şapkalar çabuk düşüyor dostlar ya. Lan şapka demişken biz normalde inşaat bareti takıyorduk kafamızı ısırmasınlar diye. İnşaat baretini biz niye çıkardık? Giymeyi unuttum demek ki. Ustam bizim kafamızda normalde inşaat bareti vardı. Üf, 80 birim sigara. Çakmak, kibrit. Buralar boş. Şimdi şurayı bir komple lootlayıp elimdeki benzinlere yakıt doldurup boş benzin bidonlarına eve döneceğim. Ay 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 ay. En sevdiğim bu benzinlikleri lootlamak var ya, en sevdiğim açık ara. Bak bu arada 40 tane poşet oldu bununla beraber. Yani gelecek bölümler şey yapabiliriz. Yağmur toplayıcı fıçı yapabiliriz. Taze peyniri yiyebilirsin. 3 birim tereyağı var. Tereyağı bozulmuyor dediğiniz için aldım. Tereyağı ve margarin. Domuz yağı çok çok kalorili ama o da bozulmuyor galiba. Onu da alırım. Domuz yağı bozuluyor mu? Hakikaten loot canavarı olarak takılıyorum ortalıkta. Domuz yağı, tereyağı. Allah ne verdiyse. Haritalar var, gazeteler var, tamam. Şimdi burası depo. Vay vay vay. Bir üstümü başımı yıkayabilsem sonra şeye girişeceğim işte. Benzin doldurmaya girişeceğim ama karakterin tipe baksana hocam. Fan revan içerisinde ya. Aman diyeyim abi. Tuvaleti niye kilitlersin ki? Tuvaleti niye kilitlersin abi? Yani bizim aga iyi yorgun. Benzin bidonlarını doldurup muslukları çalıyorlar. Yok artık ya. Benzin bidonlarını doldurup eve dönmek lazım. Abi çok iyi malzeme lootladık bu arada ya. Yani şu yiyecek içeceklere bak. Ben gene 100 günden fazla yetecek malzeme topladım da bir yerde böyle karç diye ısırılıp öleceğiz ya. Şu boş benzin bidonlarını al bakayım. Şimdi 2-2-2-2 doldurup geleceğiz.
Şu yukarıda 3-4 zombi var. Onları uyandırmadan abi. Bir tanesini doldur. Bir tane daha doldur. Sayın hocam 2-2. 10'ar kilo 10'ar kilo oluyor ağırlık. Önüm arkam temiz. Aşağısı motel. Afiyetler olsun efendim. Arabanın deposu full'e yakın ya. O kadar şey yapmaya gerek yok. Sakin sakin yürüyelim. Hatta çöme çöme gidelim. Şimdi arabayı çalıştırdığım an buraya garanti zombi gelecek. 251 zombi kesmişim bu arada. Yani motelin oradaki agalar falan garanti gelecek buraya. O yüzden bence şu an arabanın deposunu doldurmak birincil önceliğimiz değil. Şu an birincil önceliğimiz adam akıllı yakıtı alıp hayatımıza devam edebilmek. Böyle bir 4 tane taşımayı deneyeceğim ya. Tamam, dur. İptal edemiyorum galiba. Abi sadece boşlar bu kadar ağır gelecek bana. Ben o 9'unu birden burada doldurursam karakterin kesin belli bakını bir yere kırılacak. Önemli bir şey değil ya. 56 kilo taşıyoruz altı üstü. Hafif yaralı. Abi koy şu benzin bidonlarını. Biraz kendimi sakatlamış olabilirim. Ama günün sonunda bitirdim abi. Bir de bu benzinleri eve götürmesi var. Yok aşk özürlük etmeyeceğim ya. Yeter abi daha ne? Üf üf üf. Buralar şehir merkezi ya. Her yer zombi kaynıyor. Özellikle buralar bir de daha önce kapıştığımız yerler yani. Hiçbir yer güvenli değil ya. Tertemiz geldik hocam. Ve benzin bidonları hariç her şeyi alacağım. Artık benzin bidonları en son abi.
O benzin bidonlarını tek tek taşıması var ya, abav. Gerçi duvarı yıkacağım bir ara ya. Burayı bir ara illaki yıkmak gerekecek çünkü su sebilini ve jeneratörü geçiremiyorum içeri. Arabanın bagajını açık bıraktık ama. Bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yapıştır iç sigaranı. Hatta bir yandan yere otur. Bak keyfine. Abi domuz yağını garç garç yemem bu arada ya. Ay. Ya kapı yapmaktan yana taraftar değilim ya. Böyle atlayıp zıplaması gerçekten çok daha verimli. Yani baktığınız zaman atlayıp zıpladığında herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamıyor. Yani zombiler buraya kesinlikle erişemiyor. Zombilerin kesinlikle erişememesi bence güzel bir avantaj. Margarini buzdolabına koyarız. Abi rulo keki, sakızı, çikolatalı kekleri falan filan, yani neler neler lootladık biz orada. Çöpümüzde de bir tane margarin vardı. Onu da alırım aslında. Bu arada şu 4000 kalori domuz yağını şey yaparsak var ya, üf yani. Bir saniye, buzdolabından çıkarıp ısıtmadan direkt bunu yiyebiliyor muyum? Bir sıkıntısı oluyor mu bunun? Bak onu merak ettim misal. Cipsleri koy. Ay çekirdeğini de koy. Portakallı gazozlar ve normal gazozlar. Ya herhalde bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum da işte ne olur ne olmaz bir sorayım dedim. Bizde hassas mideli özelliği var çünkü. Hassas mideli özelliğinden dolayı hasta olma riski diğer çarlara nazaran biraz daha fazla. O yüzden mümkün mertebe riske atmamaya çalışıyorum karakteri. Al bıçağını koy. Bence çakmak ve kibritler ayrı yerde durmalı. Sigaraların olduğu yerde. Abi 250 birim yedek sigaram var. Tamam, benim sırtım yere gelmez ki. Okunacak kitaplara, dergilere bak. Yani sadece oturup yemek yiyip kitap dergi okuyup bahçede sağdan sola koşsam bu seride hiçbir sorun yaşamadan devam edebilirim hayatıma. Abi lütfen sular kesildi deme bana. Ve lütfen klozetten dolduruyor da deme. Klozetten doldurmuyor değil mi? Kendini ve tüm kıyafetlerini bir yıka. İyi tıklayamadım galiba. İyi klikleyemedim. Abov yani. Ama rahat batar abi. Kesinlikle rahat batar. O yüzden ne yapacağız? Biz bu seride atraksiyonu bırakmayacağız. Sürekli bir yere atlayıp zıplayıp kendi kendimizi bir rahatsız edeceğiz dostlar. Orası bir kesin yani. Bir ölümle yüzleşeceğiz. Abi bunun da dur ya, aslında agalar ne dedi? Kase yok hocam. Kase yok. Gidip kase lootlamakla uğraşmayacağım şimdi tabii ki. Bir çeyrek yahni daha. Tamamdır. Evet dostlar, yani genel olarak baktığınız zaman gayet iyi durumdayız. Şöyle yapabilirim. Git sırtıma 3 yakıt koy, atla yerleştir. Atla yerleştir, o yakıtları getirebilirim. Benzin bidonları için.
5 tane alır herhalde ya. Tamam ya, iki partta halledilir. True Damage Primer Avantage ile ikinci ayında teşekkür ediyorum sevgili True Damage. İkinci ayın kutlu olsun, sağ olasın. Uyuyana kadar o işi de halletmiş olalım bari. Sevgili Ramiz dayı, gayet iyiyim, sağ olasın, sen nasılsın? İlla ısırtacaksın kendini. Azıcık kaşındığım doğru. Red Koş Primer Avantage ile ikinci ayında Primer Avantage ile aramıza katılıyor. Hoş geldin Red Koş, merhabalar. Abi yarısını al. Fıt 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 fıt. Ben bu arada bu karaktere sadece koşu kasarım. Aslında bir ara evden dışarı çıkmayıp sadece böyle bir fitness falan yaparak karakteri geliştirebiliriz. Bakın sonuçta karakter 91 kilo oldu. 85'e düştükten sonra mı normale düşecek? 90'ın altına düştükten sonra mı? Bence 5. Samet gelmez ya. Daha rahat yani bizim çar. Biraz yoruldu o sıkıntı. İyi bari, hafif patinaj attı ama çıkardı kendini. Aa, benzinler dolu. Kalasları bana ver. Benzin bidonlarını koy buraya. Şu kalaslar bir kenarda dursun. Ben daha buralara yağmur toplayıcı fıçı yapacağım ama artık o sonraki bölümlerde. Birader, atleti falan çıkar ki telleme. Atlet. Kurşun geçirmez polis yeleği. Kaldır sargıyı. Deride sıyrık. Kullan sterilize bandajı. Daha bandajları temizler, sterilize ederiz. O sıkıntı değil. Şu herhalde alt gövdemdeki yara iyileşmiştir gayrı. Aynen. Alt gövdemdeki yara iyileşmiş. Oradaki bandajı da aldım. Gidip biraz dinlenip uyuyana kadar koşturacağım. Ya da şey yapmayalım ya, atleti falan giyilik dursun elemanın da. Maşallah, kurşun geçirmez polis yeleğine bak, çizik. Hızlandırmanın sağındaki 3 çizgi mi? O da hızlandırma. Şimdilerle uğraşmanın bir etkisi var mı? Yok, tamam. Çiftçiliğe XP veriyor mu diye baktım da. Aa, okey. Tarhan 33. ayında. Zaman ne hızlı geçiyor. Kazıdan yeni döndüm. İyi yayınlar demiş. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Tarhan'ım. Hoş geldin yayına. Abi saat 12 gibi falan uyurum bu arada. Uyuturum daha doğrusu karakteri. İyi mayışmış, iyi mayışmış. Uyumadan 1-2 tur bahçe koşusu be. 81 XP. Abi gaptır 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 gaptır. Kaptıramadı. Evin etrafında bir turu kaptıramadı ya. Bu mu lan? Koşamadı.
Şu Varman Soran'ı direkt parmalasana ya. Direkt vur kafasına hiç. Hiç gerek yok. Bak Faraz'ı da direkt parmala. Çok çok kafa açıyor. Çok. Fatih hoş geldin. Çok şükür kardeşim ya. Nasıl olayım? Vallahi nerelerdeyim işte. Dün bir sabah yayına uğradım. Okulların tatil olmasının etkisi galiba. Bebeler hafiften bir darladı. Acık daraldım. Kapadım yayını. Yayın tekrarını sildim, çıktım. Bugün de buradayım. Şimdi dostlar, bu arada Zomboid için bugünlük bu kadar diyelim. Karakter 91 kiloya kadar indi 95'ten. Gayet güzel. Dışarı çıkmadan evvel bekleriz. Hazır pişmiş yemeğimiz var, birçok gıdamız var. Artık muhtemelen sevgili dostlar gelecek bölümlerde yağmur toplayıcı fıçı yapmakla ilgileneceğiz ve bol bol su depolayacağız. Bu bölüm efendim hem gittik bir restoranı soyduk. Restoranı soyduk ne demekse restoranı lootladık. Ardından benzinliğe gittik. İkinci yeni arabamızı falan aldık. Gayet güzel, gayet verimli bir bölümdü ve ölümden döndük. Yani bol bol ölümden döndük böyle. Deride sıyrık, kan kaybı falan, savaş gazisi gibi takılıyoruz ortalıkta. Vakit ayırıp izleyen herkese çok çok teşekkürler efendim. Esenlikle kalın. Bye bye.